Çok üzülerek söylüyorum. Dev bir ekonomik kriz dalga dalga, koşar adımlarla üstümüze gelmeye devam ediyor sevgili dostlar. Neden bunu bu kadar net bir şekilde görüyoruz ve söyleyebiliyoruz? Çünkü her açıklanan yeni veri bir önceki veriden çok daha kötü oluyor. Çok daha kötü oluyor diyorum. Çünkü her seferinde beklentilerin üzerine çıkıyor. Mesela Amerika ile ilgili bir büyüme beklentisi vardı. Çok önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Önce 3.9'du beklenti, sonra 4'e revize edildi ama açıklanan veri 4.8 oldu. Avrupa ile ilgili Avrupa ülkeleri ile ilgili beklentiler 3,5-4 civarındaydı. Neredeyse tamamında %4'ün üzerinde küçülmeler, daralmalar gözlendi. Sanayi üretim verilerine bakıyorsunuz çok ciddi daralmalar var. PMI verilerine bakıyorsunuz satın almalar neredeyse durdurulmuş durumda. Her geçen gün üretim biraz daha baltalanmaya devam ediyor. Mesela Çin üretim mi yapacağım diyor. Tamam ben bu pandemiyi atlattım diyor ama Çin üretim yapsa da bu kez de Avrupa, Amerika, Tale etmediği için, Asya ülkeleri talep etmediği için, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler talep etmediği için Çin'in yaptığı üretiminde çok fazla bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle de sevgili dostlarım çok ciddi, çok büyük bir ekonomik krize doğru koşar adım ilerliyoruz ve bir tsunami gibi üstümüze dev bir dalga geliyor. Bu dalgaya hazırlıklı olabilir miyiz? Elimizden geldiğince hazırlıklı olabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım hepimiz ciddi kayıplarla karşı karşıyayız kalacağız. Ama sonuç itibariyle buradaki mesele en az hasarla bu işin içinden çıkabilmek. En az hasarla bu işin içinden çıkabilmek. Onun için hazırlıklı olun diye sizlere elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum. Yani çok büyük risklere girmeyin bu dönemde sevgili dostlar mümkün olduğunca. Çok büyük ataklar yapmayın. Çok büyük girişimler yapmayın bu dönemde. Ne olur ne olmaz dönemi bu dönem. Bu dönemi atlatabilirsek yakın zaman içerisinde inşallah öyle olur. Benim kanaatim çok hızlı bir şekilde atlatılacağı yönünde değil. Ama umarım öyle olur. Öyle olursa sorun yok zaten. Ama eğer ki atlatılamazsa ve bu felaketin boyutu, ekonomik felaketten bahsediyorum. Her geçen gün artmaya devam ederse o zaman en az hasar alabilmek önemli. Peki nasıl hazırlanacağız bu döneme? Mümkün olduğunca nakit kraldır dönemindeyiz sevgili dostlarım. Nakit kral dönemine uygun hareket etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Instagram'da da yarın saat 11 gibi sizlerle bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Bu arada soru cevap yapabiliriz. Karşılıklı sohbet edebiliriz. Haftada bir gün en azından Instagram'da sizlerle bir birlikte olmaya çalışıyorum. Eğer ki takip ederseniz bu canlı yayında da birlikte oluruz diye düşünüyorum. Sonrasında da saat 18'de yine sizlerle Birlikte olacağım ve saat 18'de de ne yapacağız sevgili dostlarım? Bu kez bir video ile bir paylaşımda bulunacağız. Ve ekonomi nereye doğru gidiyor? Finans piyasaları nereye doğru gidiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada bir şeyi ıskaladığımızı düşünüyorum. Daha doğrusu ıskalamıyoruz da çok da fazla üzerinde duramıyoruz. Çünkü ekonomi çok hızlı ilerliyor. Piyasalar çok hareketli. Tabii ki sizler de daha çok piyasada neler oluyor bunu öğrenmek istiyorsunuz. Dolarla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyorsunuz. Altınla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyorsunuz. Borsayla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyorsunuz. En azından bizim beklentilerimizi duymak istiyorsunuz. Ve ben de elimden geldiğince bu piyasalarla ilgili beklentilerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu koşullar içerisinde altın ve dolar yükselmeye devam edecek. Bir kere birinci çeyrek verilerini çok baz almayın. Birinci çeyreğin ilk birinci ayında hatta ilk bir buçuk ay içerisinde pandeminin çok fazla etkileri tüm dünya tarafından görülmedi. Özellikle Türkiye tarafından görülmedi. Esas daralmayı ikinci çeyrekte göreceğiz ve ikinci çeyrek verileriyle birlikte ekonomik yıkımın derinliğini daha da fazla fark etmeye başlayacağız. Onun için ikinci çeyrek çok önemli. İkinci çeyrekle ilgili açıklamalar çok önemli. İkinci çeyreğin üçüncü çeyrek etkileri Çok önemli ve yıl toplamındaki veriler çok önemli. Bu veriler büyük ihtimalle tüm dünyada çok ciddi bozulmalarla karşı karşıya kalacak. Bunu unutmamanızı özellikle söylüyorum. Ve tabii ki bu bozulma altının yükselmesini, doların yükselmesini beraberinde getirecek. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolarlar çok sert yükselecek. Yani gelişmekte olan ülkelerin para birimleri çok ciddi anlamda değer kaybedecek. Öbür taraftan uluslararası gelişmeleri riskleri, bağlı olarak da altın fiyatları yükselmeye devam edecek özellikle altının onsu ve doğal olarak da gelişmekte olan ülkelerdeki gram altın fiyatları da yükselişine devam ettirecek. Her geçen gün yeni rekorlarla karşı karşıya kalacağız. Ama esas önemli olan konulardan bir diğerine geçelim. Bu ekonomik kriz dalgası bizi başka türlü nasıl etkileyecek? Biraz da bundan bahsedelim. Çok ciddi bir yoksullaşmayla karşı karşıya kalacağız. Görünen o çok ciddi iflaslarla karşı karşıya kalacağız görünen o. İşsizlik her geçen gün artmaya devam edecek hem de öyle böyle değil yani katlanarak artmaya devam edecek görünen o. Sadece Türkiye için değil bakın tüm dünya için. Önümüzdeki hafta cuma günü bence çok kritik bir veri açıklanıyor. Bu arada hafta boyunca PMI verileri açıklanacak, enflasyonla ilgili raporlar açıklanacak yine ve göreceksiniz hep beklentilerin üzerinde olumsuz haberler gelecek. Olumsuz veri ler gelecek ve bu piyasaların dengelerini bozmaya devam edecek özellikle borsaları ve buna bağlı olarak da altında dalgalanmalar dolarda yukarıya hareketler devam edecek Cuma günkü Amerika'da açıklanacak veri yani işsizlik verisi çok ama çok kritik sevgili dostlar. Daha önce açıklanan rakam %4.4'lük işsizlikti Amerika'da. %4.4'lük bir işsizlik vardı. Şimdi beklenen rakam ne? %16 neredeyse 4 katlık bir artış bekleniyor Amerika'daki işsizlik rakamlarında. Bu korkunç bir tablo arkadaşlar. Eğer ki işsizlik rakamları bırakın %16'yı %10'un üzerine çıkarsa Amerika'da bu bütün borsalar üzerinde bir deprem anlamına gelir ve reel sektörün nasıl büyük bir sıkıntıda olduğunu ifşa eder. Çok net bir şekilde ortaya koyar. Öbür taraftan finans sektörünün de tahsilatlarının çok daha derin ve sert bir şekilde zora gireceğini gösterir. Yani Amerika'daki batıkların aslında beklenenin de üzerinde olabileceğini gösterir. Bankacılık batıklarından bahsediyorum. Bu reel sektör batıklarının da iflasların da artacağı anlamına gelir. Amerika sadece bir örnek. Bunun yanına Avrupa ülkelerini koyun. Bunun yanına Asya ülkelerini koyun. Emin olun bunlar gelişmekte olan ülkelere göre çok daha küçük daralacaklar. Çok daha hafif daralacaklar. Yani Amerika'da 4.4 olan işsizlik %16. Nokta seviyesine çıkıyorsa emin olun Türkiye'deki işsizlik bir anda %25-30 aralığına doğru sıçrayabilir. Genç işsizlikten bahsetmiyorum. Genç işsizlik mi? E zaten %25 seviyesinde olan Türkiye'deki genç işsizlik bir anda %40'lara hatta %50'lere dayanabilir. Böyle bir seviyeye gelebilir. İşte bu şullar içerisinde mümkün olduğunca borçtan uzak durmak ve mümkün olduğunca tasarrufa yönelmek, mümkün olduğunca nakitte kalmak en akılcı davranış biçimi. Hele ki yeni işlere girişeyim, yeni işler kurayım, borç alayım, işte bu borcu da dolar üzerinden alayım, euro üzerinden alayım, altın üzerinden alayım, geri öderken en azından altın olarak öderim, dolar olarak öderim diye düşünüyorsanız çok ama çok büyük bir riskin altına girmiş olacaksınız. Bunu unutmayın. Borsalar. Bakın her geçen gün hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de borsaları taşıyan bir anlamda onlara kolon görevi gören hisseler bankacılık hisseleridir. Teknoloji hisseleridir ya da büyük sanayi hisseleridir sevgili dostlar. Büyük sanayi hisselerinde çok sert aşağıya hareketler olacağını nereden görüyoruz? Çünkü PMI verileri her geçen gün daralıyor. İmalat sektörü satın almıyor. Yakın zaman içerisinde bir üretim ya yapmayacağını, yapamayacağını biliyor. Üretim yapsa da satmayacağını, satamayacağını biliyor. Hangi sektörler hareketli olabilir? Gıda sektörü belki bir ihtimal hareketli olabilir ve gıda sektörü de bütün sektörleri ayakta tutmaya ne yazık ki yetmiyor. Daha doğrusu tek başına bir sektöre yüklenirseniz diğer tüm sektörler çökmeye devam ediyor. Böyle bir koşul içerisinde koronavirüsün dalga dalga yayıldığı, ne yazık ki bir türlü önünün kesilemediği ve önünün kesilebilmesiyle ilgili kuşkuların hala devam ettiği, yaz aylarının bir nevi ölü sayıldığı yani yaz aylarında da hareketlenmenin ihtimalinin çok düşük olduğu bir dönemde sanayinin hareketlenmesini beklemememiz gerekiyor. E peki hizmetler sektörü hareketlenecek mi? Mesela restoranlar, sinemalar, kafeler ya da turizm tesisleri açılabilecek mi bu dönemde? Açılsa bile yeterince iş yapabilecek mi? Bu korkuyu hala tüm kılcal damarlarında hisseden insanlar koşa koşa toplu noktalara gidecekler mi? Aynı tastan yemek yiyebilecekler mi? Mesela Türkiye'nin her şey dahil Olan otelleri iş yapabilecek mi bu süreçte? Düşünsenize. Biz şu anda birbirimize mesafeli davranırken otele gideceğiz. Her şey dahil sisteminden açık büfeden yemek alıp tüketmeye çalışacağız. Ya da mağazalar açılıyor. Ama ne deniyor? Denenmiş kıyafet bir başkası tarafından denenmeyecek. 24 saat ışın sürecine girecek vesaire. Bu hem mağazalar için çok zor bir deneyim hem de tüketici için büyük bir kuşku. Acaba o ürün bir başkası tarafından giyildikten sonra sahiden tezgahtan kaldırıldı mı yoksa tezgahta tutulmaya devam edildi mi? Bu ne kadar denetlenebiliyor? Bütün bu kuşkular satın alma alışkanlıklarının uzun bir süre devreye girmesini engelleyecek ve tüm bu koşullar tabii ki ekonominin her geçen gün biraz daha daralmasını, reel sektör firmalarının iflaslarını ve doğal olarak aynı zamanda da işsizliğin ve yoksulluğun artmasını beraberinde getirecek sevgili dostlar. Finans piyasaları, finans piyasaları çok hızlı düşebilir, çok hızlı yükselebilir. Altın düşer, bugün düşer, yarın yükselir. Dolar bugün tepe yapar, yarın düşer. Borsalar bir anda pik yapar, yukarıya doğru hareketlenir, sonra bir bakarsınız düşmeye başlar. Ertesi gün tekrar yükselir. Ama reel sektör böyle bir şey değil sevgili dostlar. Sanayi üretimi durma noktasına geldiği zaman tekrar onu hareketlendirmek zor ama daha ötesi tüketici alışkanlıkları değiştiği zaman tüketicilerin kuşkularını tekrar pozitife çevirmek çok ama çok zor. Bu nedenle dönüyorsunuz ekonomik güven endekslerine bakıyorsunuz. Türkiye örneğini vereyim size. Bir önceki aya göre 44.1 oranında düşmüş. Neredeyse yerlerde geziniyor. Sadece Türkiye değil bakın dünyanın tüm ülkelerinde durum aynı. Ekonomik güven endeksleri, tüketici güven endeksleri hızlı bir şekilde kan kaybetmeye devam ediyor tüketici algısı her geçen gün biraz daha büyük bir tedirginliğin içine sürüklenmeye devam ediyor. İşte bu algının terse çevrilmesi bu saatten sonra çok kolay değil. Daha doğrusu belli bir sürece, belli bir zamana ihtiyacı var. Bu zaman gerçekleşene kadarsa ekonomik kriz derinleşmeye devam edecek. Onun için her geçen hafta, her geçen gün gelen veriler bir önceki verilerden çok daha kötü olmaya devam edecek. Fabrika üretim verileri düşecek, sanayi üretim verileri düşecek, PMI verileri düşecek, büyüme verileri düşecek. Enflasyon bakın enflasyon düşecek diyoruz mesela ama öbür taraftan talep olmamasına rağmen başka maliyetlerin artması, üretim modelinin değişmesine bağlı olarak enflasyonist baskılar oluşacak. Mesela şöyle söyleyeyim sizlere. Turizm tesisleri sadece belli bir alanın açılması, belli odaların açılması nedeniyle fiyatlarını yukarıya çekecekler ve bu enflasyonist bir baskı oluşturacak. Ya da restoranlarda masalarda belli mesafelerin olması masa sayılarını azaltacak ve maliyetleri yukarıya çekecek. Otobüste, uçakta, ulaşımda koltuk aralarının bırakılmasıyla taşınan yolcu sayıları azalacak ve orada maliyetler artacak. Doğal olarak fiyatlar artacak. Bu da bir enflasyonist baskı oluşturacak. Doğayla ilgili bakın hesaplayamadığımız şeyler var. Türkiye tarım ülkesi olmasına rağmen tamam en azından bu pandemi döneminde tarıma yüklenelim kardeşim dememize rağmen bakın şimdi dolu pek çok tarlayı vurdu ve hasat anlamında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Ve bu da yine fiyatları yükseltecek. Öbür taraftan ülkeler olabildiğince zorunlu mamullerini satmamaya çalışacaklar. Bu da bir anlamda bir gıda kıtlığı yaratacak. Özellikle tarımı geçtiğimiz dönemde ikinci plana atmış olan ülkelerde bizim gibi. Ve doğal olarak da bu da fiyatlar üzerinde bir baskı yaratacak. Bunun yanına bir de kur etkisini koyun sevgili dostlarım. Doların yükselmesinden kaynaklı enflasyonist baskıyı koyun toplamda çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan işsizlik artıyor. Bir taraftan üretim duruyor. Bir taraftan iflaslar artıyor. Bir taraftan devletin makroekonomik sorunları artıyor. Öbür taraftan tarımla ilgili problemler yaşanıyor. Ve bir yandan da enflasyonist baskıyla fiyatlarda ciddi artışlar gözleniyor. Doğal olarak ciddi bir yoksullaşmayı beraberinde getiriyor. Hepimiz bu işte ciddi bedellerle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye olarak değil bakın altını ısrarla çiziyorum. Türkiye olarak değil tüm dünyada ciddi sıkıntılar karşı karşıya kalınabilir. Eğer ki bugün fırsatınız varsa kendinizi koruma altına almaya çalışın. Mümkün olduğunca tasarruf odaklı ilerleyin. Çünkü bütün dünyada aklı başında olan herkes şu anda tasarruflara yönleniyor. Nakit tasarruflara yönleniyor. Önümüz çok flu. Bu flu süreci atlatana kadar mümkün olan her türlü riskten uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Finans piyasalarıyla ilgili zaten mümkün olduğunca hiçbir riske girmeyin arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemlere girmeyin. Günlük işlemlere girmeyin. Riskli enstrümanlardan uzak durun bu dönemde. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Yarın saat 11'de, pazartesi günü saat 11'de Instagram'dan canlı yayınımız var. Orada da karşılıklı sohbet edeceğiz. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi açın ki sizlere çok daha hızlı ulaşalım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Ve eğer ki kanala destek olmak istiyorsanız da katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine üye olabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.